Yeni bir videodan selamlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Elif yine tabii ki kahvesiyle geldi. YouTube'dan Elif arkadaşım tabii. O muydu yazan? Oydu herhalde. Elif çalışır mıydı? Elif'i görüp de kahve içmeyen var mı? Elif'in kahve içtiğini görüp de kahve içmeyen var mı diye. Aynen öyle vallahi. Beni görünce aklınıza o geliyor değil mi? Ama o kadar güzel olmuş ki. Bak kaç yudum aldım, köpüğü hala gitmedi. Çok güzel şey köpürmüş. Nasılsınız bakalım? İnşallah iyisinizdir. Ben bugün erkenciydim. Erkenden nevresimlerimi söktüm kahvaltı öncesi. Yenilerini geçirdim. Çıkanları makineye attım. Onlar bitti az önce. Onları astım hatta. İşte o ara kahvaltı falan da yapıldı. Son çocukların odasına girdim. Çalışma masası falan berbat durumdaydı. Çöpler falan vardı. Orayı hallettim. Sonra o iki odayı süpürdüm, çıktım. Sonra çaya devam ettim. Bir iki bardak daha çay içtim. Böyle. Rıza'cığım yine bugün yarın çalışıyor. Duru'yla evdeyiz. Azra yine para aldı. Şoktan böyle cips mis bir şeyler aldılar. Kendi okullarının oradaki parka gittiler. Orada cips, çekirdek bir şeyler. İyi dedim, alıştın Azra. Neyse dedim. Vakit geçiriyor diye karışmıyorum. Efendim kızım. Acıktın mı? Yemek yapacağım şimdi. Erkenden yemek işini halledelim. Aslında bak kahvaltıyı 11.30'da yaptık. Acıktık diyor. Bu onunki artık ağız alışkanlığı olmuş. Bir ara onu çarşıya indireyim dedim ama gözüm kesmedi. Hava güzel aslında. Neyse şu kahvemi içeyim. Ondan sonra mutfağa geçelim bakalım ne çıkacak. Ay bilmiyorum ya, yemek işini üf. Erkenden halledince iyi de sadece o yemeğin ismini koymak sıkıntı. Bugün ne yapacağım mesela? Bakacağız artık. Şöyle günün yemeğine karar verdim. Dedim en iyisi yapayım erkenden. Yoğurt çorbası yapacağım Durucuğumu sevdiği. Tarhana istedi ama tarhanam bitti biliyor musunuz? Annemden almam lazım. Vallahi yemişiz tarhanaların hepsini bitirmişiz. Onda bayağı var gene. Bitince benden alırsın demişti. Neyse pirinçlerim pişsin. Burada sosumu da hazırladım. İşte yumurta sarısı, bir kaşık un var. Bir de 2 su bardağı kadar yoğurt koydum aynen. Kettle'ımı da akşam yıkarım. Kireç oluyor yani, böyle sık sık bunun için temizliyorum. Limon tuzuyla işte nedir o, karbonat falan yapıyorum ama bunu temizleriz akşam. Burada da tuzlu suda patlıcanlarım var. Yumuşayacaklardı, ziyan olmasın dedim bugün bunu yapayım. Şöyle kıymamı da çıkardım. Yine böyle airfryde kızartacağım bunları. Şöyle bol sarımsaklı, kıymalı güzel bir oturtma gibi yemek yapalım. Ne bileyim, bunu seviyoruz böyle. Patlıcanlarım kızarmak üzere, şöyle sosunu yapayım dedim. Üzerine bırakacağım. Ondan sonra pişireceğim. Geçen de yaptım gerçi, bunu göstermiştim sanırım. Yemeğim pişti. Altını kapattım. Duru'nun ağlamasıyla uğraşıyorum. Çorbayı istedi istedi. Şimdi diyor ki onu yemeyeceğim. Ağlama inadına. Yapayım mı dedim. Hangisini yapayım? Onu yap dedim. Karar verdin. Şimdi mızıldanma. Derdi böyle. Değişik bir şeyler yemek. Herhalde aklında var bir şeyler. Neyse. Yemek dinlensin biraz. Ay sinirlendirdi beni ya. Parmağında oynatıyor. İstediğini yapıyorum. Her istediğini. Yemek anlamında olsun. Başka şey olsun. Sonra böyle yemeyeceğim diyor ya, bana geliyorlar yani. Gel bakalım. Şuradan geçelim. Bakın neredeyiz. Beni ikna etti vallahi. Lahmacunla ayran keyfi yapıyor. Üst sokağa çıktık. Afiyet olsun. Senden mutlusu yok. İnanın 5 dakika susmadı. Çorbayı akşam yiyecekmiş. Bak bak, oh. Duru yine karşımda bir şeyler yiyorsun. Dün dondurma yedin. Bugün karşımda lahmacun yiyorsun. Niye dondurma yiyorsun? Tabii tabii. Hadi ayranını bitir. Ayranını bitir, ayranını.
Duru Hanım'ı doyurduk. Şimdi şuradan ekmeğimizi alalım. Rıza geç gelecek ya, ben alırım ekmek dedim. Taze ekmek kestirelim. Evet. Şöyle yarım Trabzon kestirdik. Eve gidiyoruz artık. Pazar gününden selamlar. Kırmızı başlıklı kızınız geldi. Ay, bugün bir bandana takasım geldi. Şöyle dedim, tipimi azıcık çekip düzen vereyim. O kadar vasat durumdaydım ki. Ben sabah bir kalktım, grip olmuşum. Böyle burnum tıkanmış, boğazlarım yanıyor, acıyor böyle. Neyse ki açıldım yani. Öyle yatacak vaziyette değilim. Dün akşam da ama anladım hasta olacağımı. Duru ile eve geldik ya. Akşam yemeğimizi falan yedik. Mutfağı toparladım. Benim bir baş ağrım geldi. Acayip bir baş ağrısı. Uzandım falan. Ondan sonra hapşurmaya başladım. Gece boyu hapşurdum. Yani yatana kadar hapşurdum ben. Anladım, dedim hasta olacağım. Ya alerjik ya mevsim geçişi, bilmiyorum. Neyse ki yatağa düşürmedi beni. Şu anlık iyiyim yani. Camları silecektim. Hava kapattı. Tüm böyle motivasyonumu, enerjimi toparladım. Gündüz şey iyiydi yani. Kahvaltı yaparken iyiydi. Şu an saat 2'ye geliyor. Kapattı kız buralar, yağacak gibi. Zaten yağmurlu gösteriyor da. Allah'ım, bir nasip olmadı şunları şöyle silmek. Yine de tozunu alsam mı diyorum yani kafamda. Kaç haftadır bu muhabbet değil mi? Bir cam silemedin Elif desenize, haklısınız vallahi. Her neyse, Durucuğumla yalnızız yine. Rıza son kez maça gitti. Azra babaannesinde, akşamüstü gelirim anne dedi. Biz de işte kahvaltımızı falan yaptık. Yatak yorganı kaldırdım. Mutfağı toparladım. Sonra ne yaptım ben? Çamaşırını attım makineye yine. Onlar yıkandı, asacağım. Her gün çalışıyor. Bulaşık ayrı, çamaşır ayrı. Sonra Duru dedi ki poğaça yapsana. Şu hani kabartma tozlu poğaça yapıyoruz ya. Sen diyor bir poğaça yapıyordun diyor. Şekli diyor şöyle oluyordu diyor. Kızım dedim, tırnaklarım var. Ben dedim bu tırnaklarla hamur yoğuramam ki dedim. Bunları da yarın veda ediyorum. Protez tırnak serüvenimiz burada sona eriyor. Adaya veda ediyorlar. Çünkü böyle arada canım isterse böyle değişiklik olsun diye yaptırabilirim ama... Yok, hamur mamur bununla dedim. Neyse, sonra dedim ki eldivenle yapayım. Ben de eldivenle yani hamur yoğurmayı, iş yapmayı hiç sevmem yani. Hiç kullanmam. Hani ne, görmemişsinizdir bende eldiven. Köfte yoğururken falan bazıları kullanır. Ben hiç kullanmam. Yapıvereceğim çocuğa. Yani canı çekmiş, ne yapayım? İyi dedim. Yemekler var biraz da. Tamam kızım, yapacağım dedim. Çayları Rıza da yer. Öyle evlerdeyiz yani, bilmiyorum. Dün onu gönlünü ettim böyle, hatta parka falan da indirdim sonradan. Diyorum ya, çok başım ağrıdı akşam. Hasta olacağımı anladım. Hava çarptı herhalde. Şimdi tekrar mutfağa geldim. Beraber poğaçayı yapalım, eldivenlerle, yapacak bir şey yok diyorum ya. Yarın adaya veda ediyor bunlar. Simge'ye yazayım da yarın bana bir boşlukta bunları çıkartsın. 15 gün kullanabildim işte, 2 hafta. Neyse, ne yapalım, yapacak yok. Öyle işte, saçıma dedim bandana takayım. Toplasa mıydım? Çok vasat durumdaydım diyorum ya, sabah azıcık dedim çeki düzen vereyim yani. Neyse, hadi bakalım. Hemen şöyle malzemeleri çıkardım. Şimdilik yarım paket seren yağ koyacağım. Ay, elim şey yaptı. Elim takıldı kapağa. 125 gram kadar yumuşak margarin koyabilirsiniz. Ben yarısını koyuyorum. Genelde bununla yapıyorum biliyorsunuz. Terem yağıyla. Paket iyi oluyor. Sonra bir çay bardağı sıvı yağ var. Şöyle 4 yemek kaşığı kadar yoğurt koydum. İki tane yumurta koyacağım. Üçle yapan var da ben iki tane yetiyor. Birinin sarısını ayıracağım. Anne. Efendim yavrum. Arkadaşlar, bir şey söyleyebilirim. Söyle. Arkadaşlar, bu arada benim en sevdiğim poğaça. Evet, bunun dereotlusunu da seviyorsun sen ama dereotu yok, baktım da. Yoksa hamuruna dereotu katacaktım. Ama dereotsuz, dereotsuz da değilim. Dereotsuz da yani. Şimdi ne yapayım biliyor musunuz? Azıcık sirke koyayım şöyle. Ay, kız her şey elimden düşüyor bugün, tövbe. Azıcık sirke, azıcık da şeker koyuyoruz Durucuğum. Dereotu şeker mi oluyor anne? Şeker.
teker koyuyorum. Sen benim kafamı karıştırma şimdi. Şimdi ay alçakta kaldınız he. Neyse bütün malzemeleri koydum. Şöyle çırpıcıyla yapayım da sonra eldivenimi geçireceğim. Dediğim gibi hamuru yoğuracağım. Tuzla unu birazdan katacağım. Dur eldiveni alayım, dur ben. Eldivenle de hiç sevmem ama yapacak yok diyorum ya. Şöyle unumuzu 4 bardak 5 bardak alır herhalde. Şimdi kabartma tozuyla tuzu ekleyelim. Tuz da şöyle bir tatlı kaşığı az daha koyacağım. Bir yeter. Tatlı kaşığı yeter zaten. Ah canım ya. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bu arada de bu poğaçayı yapın çok güzel. Ben de yapsana. Onlar biliyor bunu zaten. Ben çok yapıyordum ya. Tepsimi de getirdim. Şöyle kağıdı serdim. Peynir harcım vardı böyle zaten. Onu böyle saklama kabından boşalttım tabağa. Hamuru zor toparladım. Eldiven çıkıyor tabii, o diğer eldivenlerden değil ya. Biraz zorlandım yani. Zorlanmadım diyemeyeceğim. Neyse toparladım. Güzel bir kıvam aldı. 6,5 bardak kadar un aldı bu arada. Ama tabii bu yumurta büyüklüğüne göre, bardak büyüklüğüne, malzeme büyüklüğüne göre değişir. Siz toparlanana kadar eklersiniz. Sert bir hamur olmayacak. Bu böyle zaten yumuşacık güzel bir hamur oluyor. Şimdi hemen şeklini de verelim. Bir tane daha eldiven aldım şöyle. Sürekli söylüyorum. Çünkü buna takılan arkadaşlar olacak ki ben de rahat edemezdim zaten. Hiçbir de o yorumlarla uğraşamam yani. Ben de en az siz kadar dikkat ederim böyle şeylere. Yaptırdığımdan beri de ilk kez hamur yapıyorum. Görüyorsunuz. Bunu da geçireyim. Bir tanesine geçirsem yeter koparırken. Yani böyle şeylere ben de takılırım dediğim gibi. Şuradan patates şeyini alacağım. Şu var ya. Dur sizi şöyle yapayım da. Şunun üstünde şekil vereyim diyorum. Şunun üstüne yayıp kıvırıvereceğiz. Bakalım. Hışır hışır. Hışır hışır. Yok anam yok. Eldivenle zor oluyor. Daha ben bunu her zaman yapmam. Bakın şöyle. Fırını çalıştırdım. Kız ben bir zorlandım. Şunların şeklini vereceğim eldivenle diye. Allah da beni bildiği gibi yapsın gerçekten. O eldivenle iş mi olur? Her neyse. Hallettim çok şükür de. Bir daha tövbe. Yani en azından bu eldivenle olmaz. Neydi ya? Savaş ettim resmen hamurla. Kendime de gülüyorum. Protest tırnak seninle yine diye. Hışır hışır sinir sistemimi bozdu. Sabah Derya ablamla konuştuk. Tokat Elbağ'da benim bir Derya ablam var. Diloşum var, Dilay kızı. Ona da dedim ki eldivenle dedim hiç şey yapamam. Hamur mamur yapamam. Sabah konuştuk daha. Tırnaklarımı dedim yarın çıkarttırmaya gideceğim. Sohbet ediyorduk onunla. O da çok güldüydü ben de yapamam diye. Bak yapamadım ablacığım, ey gidi yapamadım. Hadi bakalım durucumun poğaçaları doğru fırına. Poğaçalarımız pişti arkadaşlar. Mis gibi kokuyor burası. Yani çok, çok güzel, güzel görünüyor. Çok güzel koktu. İçime geliyor. İçine mi geldi kokusu? Ay benim de canım çekti. Çok sıcak da şu anda. Şöyle bakın. Altı da güzel pişmiş. Bilmiyorum ki Duru. Anan yemiyor biliyorsun bu ara. Sen diyetlisin. Ben diyetteyim. Acı gerçek. Neyse. Rıza'ya yazdım.
Dedim sıcacık ister mi ki vallahi akşam 9'a kadar çalışacak diyorum ya. Belki gideriz oraya doğru bilmiyorum ki. Bakın neredeyiz. Ya, yine parka geldik. Bana niye bakıyorsun? Hadi kay. Kay hadi. Bayağı bir sallandı. Şimdi spor yapası geldi. Hava kapalı. Baksanıza yağacak gibi ama yağmadı. Ne oldu aşkım? Spor mu yapıyorsun? Senin arkadaşlar diyen. Arkadaşlar diyen dilini yerim seni. Sporcu, sportik duru. Sportik de. Evet. Ve sportike. Arkadaşlar merhabalar. Bakıyorum, bakıyorum. Bakıyorum aşkım. Eve gidince yıkanacak oldum. Yorulmadı vallahi, doyuramadım Duru Hanım'ı. Neyse Azra'ya dedim gel parka dedim. Zaten gelecekti de babaannene dedim poğaça götürürsün de gelirsin sonra kızım dedim. O da tamam anne dedi, o gelecek şimdi. Bir saatten fazla oldu sanırım. He. Oturdum burada biraz müzik dinledim. Düşeceksin ama bak düşeceksin. Sallanıyor hep kaydırakların tepesinde de. O kim? Arkadaşı gördüm. Yok o değil, arkadaşı gördüm sandım. Duru! Hadi kızım. Kız kaldık burada. Tamam tamam. Biraz daha duralım. Saati 9 yaptık arkadaşlar. Rıza yeni geldi. Ben de şöyle bir demlik çay yaptım. Yat anneciğim oraya uzan. Şöyle Ego'nun final bölümü var. Ona bakıyorum. Yine gözlükler gözümde, dizi izliyordu. Akşamları olunca Elif ne yapar? Her neyse. Instagram'dan demin Aysel arkadaşımla konuşuyorduk. Güldürdü beni, böyle yüzümde tebessüm ettirdi. Aysel Bilgi, buradan öpüyorum. Selamlarımı gönderiyorum. Allah razı olsun. O kadar güzel şeyler yazdı ki. Köye gidiyorum diyor. Wi-Fi olmuyor diyor ama kendi internetimden bile seni izliyorum Elif diyor. Böyle bir kız kardeş gibi, abla gibi, o kadar gönül bağı kurduğumuz insanlar var ki bugün böyle story atmadım diye merak edenler oldu. İşte Özlem arkadaşım yazdı, Hülya arkadaşım yazdı, Rabia abla yazdı. Bir iki kişi daha var böyle, işte adı aklıma şu an gelmeyen. Aklımda kalanları söylüyorum. Eksik olmayın, Allah razı olsun. Dedim grip gibiyim, evlerdeyim dedim. Hiç dedim bugün böyle canım bir şey istemedi, yapmak istemedi. Bir de Duru ile ilgilendim hep iki gündür. Babasını çok özledi tabii, iki gündür geç geliyor diye bana sardı. Biraz uğraştı benimle yani. Şimdi kameraya çekmediğim şeyler de oluyor tabii. Çok inatlaşıyor benimle, kriz falan geçiriyor. Böyle ağlama krizi geliyor çocuğa yani, böyle dediği olmayınca mesela. Dediklerini yapmaya çalışıyorum. Yani bir sıkıntısı vardı. Parka da götürdüm onu bugün. Bayağı bir kaldık parkta, gördünüz. Dün öyle yani, iki günümü ona ayırdım. Bir de üstüne grip olarak uyandım yani. Şu anda da sesim var ya, şeyden geliyor. Sanki şuralarımdan geliyor, böyle derinden geliyor sesim. Rıza işte 9'da geldi. Dedim böyle böyle, evde grip ilacı yok, ben hasta oldum. Ben de hasta oldum. Nöbetçi eczaneye gitti, bana ilaç aldı, grip ilacı. Az önce de içtim, inşallah sabaha iyi olurum. Böyle sesim yankı yapıyor, derinden geliyor ya, beni huzursuz ediyor. Hapşırıyorum devamlı, bir de boğazım yanıyor. Allah, olduk yani, yaz gribi mi olduk, ne gribi olduk bilmiyorum. İnşallah sabaha iyi kalkarız. Burada dedim veda edeyim, hepinizi öpüyorum, keyifli haftalar diliyorum. Merak edenleri de öpüyorum, selamlar söylüyorum, Ayselciğimi de öpüyorum. Bugün konuştuğum kim varsa, Derya ablayı öpüyorum, kızı Dila'yı öpüyorum, Rabia ablayı öyle. Diğer arkadaşlara da aynı şekilde, eksik olmayayım valla. Bugün bayağı bir kişiyle konuşma fırsatım oldu. Neyse, görüşmek üzere, hoşça kalın.